Güzel çorba hem müthiş bir şey hem de bir dert olabiliyor. İşte bu video sizi bundan sonraki ömrünüzün kalanını da rahat ettirecek. Önce 1 kilo soğanı alıyoruz, 1,5 kilo domates, 1,5 kilo kırmızı biberi iri iri parçaları doğruyoruz. Sonra bir düdüklünün içerisine bir de 650 gram gibi haşlanmış nohutu içine koyuyoruz. Yarım bağ maydanoz, dereotu ve naneyi, sonrasında domatesleri ve biberleri ekliyoruz. Sonra bir bağ boy otu. Boy otu hani tarhana otu gibi, bak benim gençliğimden de bir fotoğrafla, bu da boy otu. Bunu aktarlarda bulabilirsiniz. Ondan sonra bu boy otunu da üstüne koyup bir çay bardağı suyu koyuyoruz. Tencerenin kapağını kapatıyoruz, böyle bir yaklaşık yarım saat pişiriyoruz. Sonra çıkardıktan sonra boy otunu ayırıyoruz. Geri kalan her şeyi bızdan geçiriyoruz. Şimdi bu karışım neyle karışıyor? 2 gün evvelden tezgaha çıkmış birazcık ekşimiş bir yoğurtla. Bu ekşimiş yoğurt, kullanılan boy otunun farklı otları var Anadolu'da kullanılan. O otun cinsiyle bu yoğurdun ekşime şekli bizim o tarhaneyi sevip sevmemediğimizdeki aslında ana karakter. Siz dolayısıyla az ekşiciyseniz, zaten bizim hani marketten aldığımız veya burada yaptığımız yoğurt 2 gün dışarıda beklediğinizde ekşiyor. Onu kullanabilirsiniz. Daha çok ekşisini istiyorsanız böyle doğal bir yoğurdu daha fazla ekşiterek kullanabilirsiniz. O zaman da çok güzel olur. Bu yoğurdun içerisine 100 gram kadar tuzu, 3 kilo unu koyuyoruz. Güzelce bir hamur yapıyoruz. Sonra bu çıkarttığımız ve bızdan geçirdiğimiz karışımla eklediğimizde güzelce karıştırdıktan sonra böyle hemhal oluyor. Bunun birazcık mayalanması, hafif ekşimesi lazım. Bir gün daha bekletiyoruz. Eğer az ekşidiyse hatta 2 günde bekletebiliriz. Bu böyle daha da kabarıyor falan, nefis bir şey olur. Sonra bunu normalde böyle olduktan sonra yayıyorlar örtülere. Ondan sonra kurutuyorlar, sonra böyle rende gibi oradan geçirip toz haline getiriyorlar. Şehirdeyiz, bunu yapamayız. Ne yapıyoruz? Buzdolabı poşetine koyuyoruz, böyle güzel güzel bastırıyoruz. Üstüne derin dondurucuya koyuyoruz. Kullanmak istediğimizde de çıkarıyoruz. Ondan sonra birazcık su koyuyoruz, açılıyor. Açıldıktan sonra onu güzelce pişiriyoruz. Üzerine istersek işte birazcık tuz, karabiber, pul biber, kuru nane falan da karıştırıp böyle suyla beraber afiyetle yapabiliriz. Ben tarhanayı uyandırmayı seviyorum. Benim için tarhana uyandırmak şu bu arada. Birazcık yağ koyup azıcık kavurmak. Bu genelde yapılmaz ama azıcık kavurduğumuzda bağlayıcılığı, yani tokluğu azalır ama uyandırmış oluruz, çok daha fark ediyor. Ben her halükarda yine bir tatlı kaşığı da olsa salça koyma taraftarıyım. Eğer size böyle çok ekşi gibi gelirse onun içine 1-2 tane de böyle ne bileyim mantı olabilir, erişte olabilir. Öyle bir hamurla o ekşiliği bir parça dağıtmış oluyorsunuz. Çok güzel tarhana oluyor. Bu tarhananın tarifi bir videoda var. Buradan da ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim bugüne kadar YouTube'da yapmadığım bir diğer tarifime. Bunun için 2 tane temel kullanacağımız şey var. Bir tanesi yoğurt. Ben bizim İnebolu pazarında böyle ekşimiş güzel süzme yoğurt vardı. Birazcık daha da böyle tok olsun diye. Böyle ekşimiş yoğurdu aldım. Ama bunu 2 gün daha beklettim. Bak böyle şey gibi, çökelek gibi oldu, iyice kabardı. Bunun içerisine 1 kilo da bizim yaptığımız normal yoğurttan ekledim. 2 gün bekleyince şu an bayağı ekşi ekşi kokuyor. Çünkü ben bu ekşi kokuyu seviyorum. Bir de burada güzel kırılmış yarma var. Yarma nedir? Buğdayın kırılmış hali. Daha kaba kırık da oluyor. Eskisine göre daha zor bulunuyor. Eskiden yarma paketlerde kolay bulunuyordu. Yoksa normal buğdaydan da olur. Bu yarmayı ıslattığımız su var ya, bu aslında bir gece bekleyerek bir buğday sütü oldu. Bunu da böyle süt olarak hani kahvelerde vesairelerde vegan süt olarak kullanabilirsiniz. Aklınızda olsun, atmayın. Öyle bir şey de kullanmak istemiyorum. Ne sütü ben süt gibi içerim diyorsanız da çiçeklerinizi sulayabilirsiniz. Onun için de onlara faydalı güzel su. Yoğurdumuz 2 gün bekledi. Yarma da 1 gece bekledi. Bu yoğurdu tencereye alıyoruz. Tencerede güzelce kısık ateşte kaynayana kadar karıştırıyoruz. Ve hafif fakırdamaya başladığında içine yarmayı ekliyoruz. Yarmayı ekledikten sonra sarımsağını ekliyoruz. Sarımsağı da böyle birazcık şey olduktan sonra 1 litre sütü de içine ekleyip 2 kaşık da tuz ekliyorum. Böyle tepeleme, toz haline getirmediğim tuz. Bunu da güzelce karıştırıyorum. Şimdi bu böyle koyu bir çorba kıvamında, cıvık bir hamur kıvamına gelene kadar güzelce karıştıra karıştıra yaklaşık 1 saat kaynatacağım. Ondan sonra son böyle bir 5-10 dakikasında haşlanmış nohutum var. Onu da ekleyeceğim. Bunu pişirdikten sonra bir tepsiye yayıyoruz azıcık kurusun diye. Tepsiye döktükten sonra her sıcak ve sütlü şey gibi
kaymaklanır. Yani üstünde böyle bir katı bir tabaka olur, içi yumuşak kalır. Bunu önlemek için birazcık bu harı gidene kadar karıştıra karıştıra soğutuyorum. Ondan sonra güzelce yine buzdolabı poşetlerine güzel defter gibi koyup derin dondurucu kullanmak istediğimizde de çıkarıyoruz. Valla 12 tane aslanlar gibi tarhanamız oldu. Şimdi bir tanesini size yapacağım. Normalde bunlar derin dondurucuya giriyor ve donmuş olduğunu düşünebiliriz. Ama ben bir tanesini donmadan yapacağım. Şimdi bunu şöyle... Şimdi böyle koyduk ya. Kaynayan suyumuzu alıyoruz, koyuyoruz. Bu derin dondurucudan mesela sabah işe giderken kaynar da olmak zorunda değil. Suyu koyun, tencerede bırakın. O akşam siz işten dönene kadar açılmış da olur. Böyle yavaş yavaş açılacak. Çorba böyle açılıp kaynadıkça kendine gelecek. Şimdi bunun bir diğer güzelliği var. Bunlar artık derin dondurucuya gidebilirler. Hop. Bu torbalar daha sonradan da kullanıyoruz. O yüzden bunu kenara ayırıyorum. Gelelim bu çorbanın nasıl servis edildiğine. Çorbanın servis edilmesi de yani Kıbrıs tarhanası olarak şeyden birazcık farklı. Ne yapıyoruz? Hellimimiz var. Güzel, sert, gerçek Kıbrıs hellimi. Bir kere üzerinde hellim peyniri yazan hiçbir peyniri almayın. Hellim hellimdir arkadaşlar. Hellim peyniri yazıyorsa bilin ki o orijinal değildir. Çorbanın güzelliği aslında bir hani kendisi gibi işte herkes diyor ki hocam işte Maraş tarhanası da böyle şey de böyle ama asıl farkı şimdi yaratacağız. Ne yapacağız derseniz yağı güzelce bir önce eritiyoruz. Bu yağ güzelce eriyince hellimleri atıyoruz. Hellimi böyle yağın içerisinde kızarırken tak tuk böyle bir çevirirseniz hellim erir. Ama bir tarafı böyle et gibi bir tarafı böyle kızarıp şey yaptıktan sonra çevirirseniz hellim erimez. O yüzden bir süre hiç dokunmuyoruz. Hazır mıyız? Şimdi bak hellimler böyle çıtır çıtır oldu. Şimdi zaman... Allah! Yandı! Pardon. Şimdi bir saniye bunu hemen daha fazla rengi dönmeden çorbaya döküyorum. Evet ve asıl lezzet burada fark ediyor. Bunlar ziyan olmuyorlar. Hop. Ve şu an bu mükemmel bir çorba oldu. Normalde böyle şeyler olduğunda biz videoda kesiyoruz. Ama bu videoda bizim zaten serpakçıyımız ve dökmüş de bulunduk. Burada size hem hazır dökmüşken şunu da göstereceğim. Hani bu böyle serpan filleri vardır ya ve hani böyle su çekmesiyle çok meşhur. Bunun özelliği de bu bir kağıdın bir tanesi kaç kaşık yağ çekebiliyor? Bir. Sen tahmin et İnan. Üç. Ne kadar emebilir? Üç. Üç. Vallahi 3. Bildin. Sana bir kase çorba. 8'li rulo veriyoruz sana. 8'li rulo bayağı iyi. Ve gördüğün gibi hepsini güzelce alabiliyorsun. Şöyle bir peçete bütün yağ çekmiş durumda. Ve çok güzel kokuyor. Bunu atmak istemiyorum. Çorba da çok güzel. Artık afiyetle bu da yenebilecek hale geldi. Bu çorbanın şöyle güzelliğini göstermek istiyorum. Buna nane de yakabiliriz, acı pul biber de yakabiliriz. Ben böyle görünen hani yoğurt çorbasıyla falan karıştırılmasın diye bu halini böyle görmenizi, hafif o yoğurdun yavaş yavaş pişmesinden ve tereyağının böyle hafif karamelize olduğu için çorbanın renginin biraz sarıya dönmüş olmasını görmenizi isterim. Şimdi bunun artık tadına bakacağız. Kim gelmek istiyor tadına bakmaya? Bahar Kitapçı. Nefes egzersizi. Bayağı şu an İskender kebap tatmini olur, veriyor. Bayağı iyi. Dışı böyle kabuk kabuk. Herkes böyle yapamaz elinde. İçi de yumuşacık. Aynen. Ben mesela bunu yapsam iki gün yiyecek olsam ilk gün bütün helimleri yerim. Ertesi gün tekrar helim koyarım içine. İkinci teknik taneli çorbalar yapma tekniği. Yani taneli içinde böyle parça parça olan. Hastalık savar çorbası yani nedir? Tavuklu şehriye çorbası taneli. Genelde bunu herhangi birine söyleseniz nasıl yapar? Belki salçayı birazcık soğanla kavurabilir. Tavuğunu şehriyesine atar, suyunu koyar, pişirir. Bir çorba olur. Doğruya doğru. Şimdi bunu nasıl daha güzel yaparız? Bir, birazcık işte yağ koyduk. Tavuğun mühürlenmesi yani... Bir parça o yağda yoz iki tarafının güzelce tavuğu birazcık kahverengileştiriyoruz. Kahverengileştirdiğimiz zaman tat kesinlikle çok daha yukarı çıkıyor. Ondan sonra bunun içerisine soğanı
muhakkak bir de sarımsağı ekliyoruz. Sarımsak da çok fark ettiriyor. Ve sarımsağın da o tavuğun mühürlendiği o tencerenin dibindeki güzelliklerden birazcık nasibini alması önemli. O yüzden onu böyle çeviriyoruz. Soğanlar o etin böyle şeysiyle hafif kahverengileşip güzel kokmaya başladığı zaman tuzunu, karabiberini ve suyunu koyma zamanı demektir. Onu da koyduktan sonra iyice yumuşayana kadar pişiriyoruz. Yaklaşık işte düdüklü de olduğunda bu 12 dakika gibi bir şey oluyor. Sonra tavukları çıkarıyoruz. İnce ince bir tarafında bir çatal, öbür tarafında öbür çatal olabilir. Böyle lif lif ayırdık. Gittiğimiz yer lezzet ve çok hasta değilsek tekrar tavaya azıcık yağ, tekrar o lif lifleri bir daha kavuruyoruz. Daha da lezzetli oluyor böyle, çıtır çıtır oluyor. Ondan sonra arpa şehriyeleri de koyuyoruz. Arpa şehriyeleri de biraz kavuruyoruz. Çünkü kavrulmuş arpa şehriye ile kavrulmadan sadece içine su çekmiş arpa şehriye arasında bir tanesi B kalite arabayken öbürü A kalite araba diyeyim şimdi, hiçbir arabaya şey yapmayayım diyelim. O kadar fark oluyor. Geçen gün bu arada şeyle, Şener Şen'le tanıştım. Ben yani böyle araba meraklısıyım ama böyle bilmem ne arabaları falan olan bir insan değilim. 17 yıldır aynı arabam var. Fakat arabayı sevmek çok güzel bir şey. O da Covid geçirmiş, onun üzerine demiş ki ben de artık sonunda hayal ettiğim arabayı aldım. Aldığı araba da benim hayal ettiğim, almayı hayal ettiğim arabaydı. O da çok acayip falan. Neyse böyle şey. Yani dilimizde arabalar ama işte dediğim gibi B kaliteden A kaliteye geçmiş bir şey oluyor, kavrulunca şehriye. Birazcık daha kavurduktan sonra biraz salçasını ekleyip ondan sonra suyunu geri eklediğimiz zaman şehriyenin de şişene kadar pişirdiğimizde o çok daha güzel oluyor. Sonra çorbayı çıkardık. Üzerine bir kere kesinlikle Türk mutfağındaki en önemli şeylerden biri, biz asidi güzel kullanırız. Yani salçada da bir asidik var ama güzel bir limon. O limon böyle onun ekşiliğini de getirecek. Azıcık acı istersek acısı da olabilir. Acısı, ekşisi, karamelize olmuş soğandan böyle bir tatlılık da geliyor falan. Muhteşem bir çorbaya dönüşüyor. Püre çorbaları lezzetli yapmanın iki yöntemi var. Bir tanesi tanelerdeki gibi kestiğimiz şeyleri, eğer çok ince değil büyük büyük de olabilir, birazcık yağ koyup kavurarak onları lezzetli yapmak. Ya da ben hiç bununla uğraşacak halim yok, hızlı çorba yapmak istiyorum ve yine de lezzetli yapmak istiyorum. O zaman içine lezzetli başka bir şey koy. Mesela benim en sık yaptığım, özellikle sonbahar ve kışta, o yüzden bu tarifi koymak istedim. Bal kabağı, biraz yeşil kabak olabilir, istersek azıcık havuç olabilir. Farklı sebzeler, isterseniz brokoli de atın, isterseniz lahana da, ne atmak istiyorsanız atın. Onunla beraber bir tane soğan. Soğan geneldeki sebzenin biraz böyle bir ağır kokusu olabiliyor ya. Özellikle sonbahar ve kış sebzelerin. O ağır kokusunu soğan çok güzel emer. Ya da böyle ben biraz ekşili seviyorum, şey yapıyorum derseniz zencefil. Zencefil rendesi özellikle kabak ve o aileye acayip yakışıyor. Birazcık rendeliyoruz. Zencefil de içine koyuyoruz. Ondan sonra suyunu koyup, tabii ki sarımsağını da koyup kapatıp güzelce pişiriyoruz. Çıkardıktan sonra pıstıktan geçiyoruz. Zaten bunlar nişastası olduğu için hani bir ekstra bir meyaneye ihtiyacı olmuyor ve mis gibi bir çorba haline geliyor. İstersek mesela su koymak yerine sütle yapıp böyle sütlü kremalı gibi de yapılabilir. Yeterince yine de bana helmeli gelmiyor. Ben böyle yoğun yoğun, mesela babam öyle, bir çorba yapmak istiyorum derseniz de o zaman o çorbanın içerisine bir avuç mercimek atın. Yeşil mercimek de olabilir, kırmızı mercimek de olabilir. Renk için daha kolay kırmızı mercimek. Kırmızı mercimek de onun dengesini sağlayacaktır. O da çok güzel olacaktır. Kara lahana, Karadeniz'e gitmiştik. Oradan bir örnek daha vereyim. Kara lahanada da bu sefer aynı mantıkta, içine mısır unu koyup, barbunya koyup, yarma koyup, onları hem mısır yarması hem şeysi unu bızdan çekerek de çok güzel bir çorba oluyor. Onun da linkini buraya bırakıyorum. Krema nerede güzel oluyor? Tabii ki domateste acayip yakışıyor. Çünkü domatesin kendisi birazcık böyle şey. Ama lezzeti çok, ama kendisi hafif kalıyor. Onu yoğunlaştırmak için çok iyi bir yöntem. Ben nasıl yapıyorum? Biraz zeytinyağı, biraz tereyağı, bir soğanı, 4 diş sarımsağı kavuruyorum. Kavurduktan sonra domatesleri hop tencerenin içine koyabiliriz. Mevsim geçişi veya böyle kışa dönüyorsa domates püresi istiyor muhakkak. 2 kutu da domates püresi. Sadece kış yapıyorsanız direkt domates püresinden yapmanızı, yazın yapıyorsanız sadece domatesten yapmanızı tavsiye ederiz. Domateste şu önemli, asidik dedik ya, asit şeyi bazen böyle bir mayhoşlaştırabiliyor. Onu dengeleyecek şey şeker ve azıcık sirke. Bir damla sirke, birazcık şeker onun dengesini sağlayacak. Kekik, pul biber, o tarz şeyler istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Kaynadıktan sonra kremasını ekleyip bızdan geçirip kısık ateşte usul usul birbirine tatlar geçsin diye bekledikten sonra afiyetle yiyebiliriz. Yani kremalı çorbada böyle taneli, mantarlı, tavuklu bir yerlere de gidebiliriz. Onun içine kuskus vesaire de girebilir. Ya da başka bir tarafa gidip brokoli gibi, kereviz gibi,
patates gibi bazı çorbaları daha kolay, böyle hani bir tık daha lezzetli yapabilecek bir hale getirmek için de iyi bir yöntem oluyor. Ben galiba bir de şeyi seviyorum, onu da yapmadım sanırım. Sarımsak, kremalı sarımsak çorbası. 60 diş sarımsak falan kullanıyorsun. Sonra herhalde bir ay antibiyotiklenmiş oluruz diye tahmin ediyorum. Hatta ayıptır söylemesi, şeyde bunu yurt dışında bir yerde yemiştim ve çok pahalıydı. Çünkü içinde biraz da trüf yağı vardı. Ama ekibe yapacak olursak herhalde bir tarla sarımsak koymak gerekiyor. Ekibi birer kaşık yaptık, olmuyor mu? Yani böyle bir şey, yani sarımsak çorbası da var. Onu bir ara belki gerçekten tarif olarak yaparız. Eski bir gazete tarifim olarak var çünkü. Terbiyeyi ayrı bir teknik olarak görmekte birazcık eksik kalıyor olabiliriz. Terbiye ve paça aslında birbirine yakın gibi. Terbiyede de şu, tane tane diyelim sebzeler var vesaireler var. Onların hepsini aldık koyduk, belki birazcık kavurduk, işte tavuğu koyduk, kapyayı koyduk, havucu koyduk, neyse. Kavurduktan sonra suyunu koyduk, onlar birazcık genişlerlerken bir kapta terbiye ne yapıyor? Bir kaba bir tane yumurtanın sarısı, beyazı yok. Beyaz olduğu zaman terbiyelerde pıhtı pıhtı olmaya başlayabiliyor. Kendisi pişiyor ya beyazı, beyazını ayırıyoruz. 3 kaşık falan yoğurt, birazcık tuz, istersek sirke, istersek de limon ve bol sarımsak. Onu böyle güzelce karıştırıyoruz. İstersek buna birazcık un da ekleyebiliriz, daha helmeli olsun diye. Ya da başka yanda meyane yapıp onu çorbaya eklenebilir. İki yöntem de yapılıyor. Ondan sonra bu karışımı alıyoruz. Çorbadan birkaç kaşığı alıp bu karışımda karıştırıp hop geri koyduğumuzda terbiyeli çorbamız hazır ve nazır oluyor. Şimdi bu terbiyeli böyle sebzeli olabilir ya, böyle küçük küçük köfteler yapıp ondan sonra daha böyle unlu, yine böyle patatesli, havuçlu falan filan bir yemek gibi de çorba gibi de bir şey yapıp onu da yapabilirsiniz. Onun tarifini de buraya koyuyorum. O da çok güzeldi. Kanalda 5 dakikalık mercimek çorbası da, lokanta usulü olan mercimek çorbası da hepsi var. İkisinin tarifini buraya koyuyorum, bakabilirsiniz. Hani bunun lezzetini nasıl arttırırsın? En kolay yöntemlerden bir tanesi tabii ki meyane yapmak. Yani birazcık tereyağı kavurup, un kavurup o tereyağıyla un karışımını çorbaya eklemek. Bunu azıcık kavurup pembe yaptığında çorbanı çok daha fazla yoğunlaştırıyorsun, bağlayıcılığı artıyor. Çorba için çok önemli. Veya uzun kavurup kahverengileştirdiğin zaman bağlayıcılığı azalıyor ama o fıstıkımsı tadı oluyor. O tabii ki özellikle mercimek çorbasını bence tadı inanılmaz yükseltiyor. Yine mercimekte tadı ve tipini çok değiştiren şey, bir kere mercimeğin güzelce yıkanması ve o böyle beyaz bir rakı gibi bir su oluyor ya, o suyun ayrılması. O önemli. İkincisi de o tencereye geldiğinde köpük oluyor, o kefinin alınıyor olması da çok önemli. O böyle grimsi bir renk veriyor, tadını da birazcık bulandırıyor diyebiliriz. O da çok fark ediyor. Mercimek çorbasına bir diğer lezzet katan şey aslında soğan. Yani bir tane soğanı böyle 4 parçaya bölüp içinde o mercimekler haşlanana kadar pişiriliyor olmak, o soğan lezzetinin o çorbaya geçmesinde inanılmaz fark yaratıyor. Bütün koyduğumuzda da içi biraz çiğ kalıyor, çiğ bir soğan tadı kalıyor. O yüzden 4 parça ayırıp, büyükse 6 parça ayırmak o soğanda fark eden bir diğer unsur. Bir de aslında çorba olarak, ana yemek bile olarak kullanabilecek çok müthiş bir baz. Bunun üzerine köfte koy, bunun üzerine barbunya koy, çıtır kadayıf koy, salata koy gibi böyle farklı versiyonları da olabilir. O da acayip bir yere götürüyor. Mercimeğin aslında bir versiyonu olarak ezogelini, yani mercimek başka nerelere gidebilir gibi. Bunda da ne yapıyoruz? İşte birazcık patates, havuç, ondan sonra soğan. Bu sefer azıcık kavuruyoruz. Kavurduktan sonra içine mercimeği ve diğer güzellikleri, belki bir parça salçasını koyup güzelce pişiriyoruz. Mercimekle beraber yine böyle bir avuç da bulgurunu ekledikten sonra en son olarak da bir çorba kaşığı tereyağı. O tereyağı onu daha da güzel bağlıyor, son dakikasını çok lezzetli bir hal alıyor. Onu da böyle bızıttan geçirdiğimizde o patatesler o mercimeğin helmesine biraz daha şahlanmasını sağlıyor. Mercimek gibi maş fasulyesini, yeşil mercimeği, baklayı da kullanarak bunları yapmak mümkün. Lezzetlendirmek için hep birazcık yeşillik, işte dereotu girebilir, zahter kekik girebilir, biberiye girebilir. Onlar böyle oradan bambaşka yerlere mercimek çorbasını yapma yöntemimize gidebiliriz.
terbiyenin kardeşi gibi ama yayla çorbası. Yayla çorbasının mantığı da ne? Aslında işte pirinci koyuyoruz. Üstüne atıyorum 1,5 bardağı üstüne su falan koyuyoruz. O pirincin güzelce açılması lazım. 10-15 dakika sürüyor. Kenarda 2 tane yumurtanın sarısını aldık. Buna ununu koyduk, yoğurdunu koyduk. Güzelce karıştırdık. Birazcık tuz da ekleyebiliriz. Sonra ılıştırarak yine içinden bir parça alıp karıştırdığımızda ve üzerine birazcık yağ ve ona da böyle naneyi koyup yağı yeşil hale getirip yağ yakıp üstüne döktüğümüzde süper bir yayla çorbamız. Yayla çorbası nasıl bir kat üste çıkarız? Ben nohut çok seviyorum. İnanılmaz yakıştırıyorum. İçine bir parça nohut ya da başka bir baklagil de girebilir. İstersek buna biraz pancar koyabiliriz. Renkli bir yayla çorbası yapmak da mümkün. Şimdi bu yayla çorbasının kafasını, mantığını alıp Anadolu'da özellikle yaz zamanlarında olur ama bahar mesela en sevdiği çorbalardan biri soğuk çorba. Bizim ayran aşımız. Ayran aşında mantığı ne? Yoğurdu güzelce önce krema gibi yani yoğurtta azıcık suyuyla kendisi ayrılıyor ya onu krema gibi haline getirdikten sonra içerisine birazcık nohut, biraz haşlanmış buğday veya bulgur, taze nane, kuru nane, reyhan ne isterseniz koyabilirsiniz. Azıcık sarımsak da isterseniz koyabilirsiniz. Üzerine birazcık da su eklediğimiz zaman nefis bir ayran aşı oluyor. Peki bu ayran aşını nasıl başka yere götürürüz? İçine birazcık zerdeçal veya birazcık köri koyup sarı bir ayran aşı veya acı turşu suyu, pancar turşusu suyu koy, pembe bir ayran aşı mis gibi olabiliyor. Aslında sadece çorbalarda, bu topraklarda ne kadar fazla şey yapılabileceğinin sadece küçücük bir göstergesi olsun istedim. Ama yaptığımız çorbaları çeşitlendirmek adına da umarım fikir vermiştir. Verdiyse sizden ufacık bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone değilseniz abone olup bunları daha sonraki böyle geldiğimiz güzel videoları kaçırmamızı rica ederiz. Bizden bu kadar. Görüşmek üzere.